Birbirimizi daha çok yeni tanıdık ama birini yazmak zorundayım. Gerçekten üzgünüm. Seni çok seviyorum. Ben şu an kendime güçlü gördüğüm bir rakibimi elemek istiyorum. Maalesef Ece'nin ismini yazıyorum. Jürileri etkilemeyeceğini düşündüğüm için Dilşah diyorum. Yeteneklerini az gördüğüm için Ece. Bu bir takım oyunu ve takım oyunu olduğu için de birazcık strateji yapmamız gerekiyor. Yani bu yarışmada biraz daha olgun olunması gerektiğine inanıyorum. Üzgünüm. Bana göre bizim takıma uygun bir isim değil ve kesinlikle seni yazdım ve senin gitmeni istiyorum. Evet, yazmam gerektiği için yazıyorum sadece ve bu durum beni çok üzüyor. Seni çok sevdim. Umarım her şey gönlünce olur. Modada çok başarılı olacağını düşünmüyorum. İkisini birlikte de kullanabileceğini düşünmediğim için seni yazıyorum. Kardelen. Bay bay Kardelen. Senin adını yazarken çok da zevk alıyorum. Çünkü bana o hatayı yapmayacaksın. Benimle düzgün konuş. Ayağını denk al. Kardelencim. Buraya geleli daha bir gün oldu ve enerjinden çok hoşlandım. Ama burası maalesef bir yarışma programı. Ebrar. Bizim takıma puan getirebilir bilmiyorum. O yüzden Kardelen'i yazdım. Çok yeni tanıştık. Üzgünüm. Arkadaşlar, az önce takımınızdan gitmesini istediğiniz bir arkadaşınızın ismini yazmanızı istemiştim. Hepiniz teker teker oylarınızı kullandınız. Elimde bu oylama sonucunda ortaya çıkmış 2 tane isim var. Şimdi oylamanın sonucunu açıklamak üzere bir başka güzelin, güzeller güzeli sunucusu Esra Eron'u çağırıyorum. Esra'cığım. Sonuçlar burada. Mavi ve kırmızı takımdan gitmesini istediğiniz kişiyi belirlediniz. 6 kişilik mavi takımdan 4 kişi aynı kişiye oy atmış. Keza kırmızı takımdan da 6 kişiden 4 kişi aynı kişiye oy atmış. Şimdi mavi takımdan 4 kişinin oyuyla gitmesini istediğiniz arkadaşın ismini açıklıyorum. Mavi takımda görmek istemediğiniz arkadaşınızın ismi... Balıkesir'den Ece. Ben dedim. Ne? Neler hissediyorsun Ece? Saçma geliyor bana şu anda çünkü birazcık potansiyel tehlike olarak gördüklerini düşünüyorum açıkçası. Rekabete girip gerçekten hani cesur bir şekilde savaşmak varken biraz böyle arkadan vurmak. Garip yani. Çünkü devamlı 32 diş gülüp de arkadan pısır pısır olmak bilmiyorum. İtici. Ece, seni böyle alabilir miyim? Tabii. Nasıl yani? Şimdi sıra geldi kırmızı takımdan ismi yazılan arkadaşımıza. Kırmızı takımda görmek istemediğiniz isim... Giresun'dan Kardelen. Şaşırdım. Ece'nin ne hissettiğini anlıyorum şu anda. Onun da söylediği gibi yani kesinlikle bir tehlike olarak gördüklerini düşünüyorum. Çünkü sadece bir dalda değil birçok farklı dalda yetenekli olduğumu düşünüyorum. Ben de Ece'nin çıkmasına yani... Şaşırdın bir yandan mı? Şaşırdım, bir yandan şaşırmadım. Çünkü o da karşı takımdan çok gerçekten göze çarpan bir kadın yarışmacı. O yüzden kendisiyle gurur duymasını isterim. Benim kendimle gurur duyduğum gibi. Yani siz ikiniz iki takımın en göze çarpan yarışmacısıydınız. Kesinlikle. Ben yani özellikle kendi adıma öyle düşünüyorum. Seni de bu yanıma alabilir miyim? Mavi takımdan gitmesini istediğiniz arkadaşınız Ece. Biz istemiyoruz. Ve kırmızı takımdan gitmesini istediğiniz arkadaşınız Kardelen. Buraya büyük hayallerle geldiniz. Bir amacınız vardı hepinizin. Ece ve Kardelen için bu hayaller takımları adına maalesef bitti. Ama onlar yarışmaya devam edecek. Kalbime indi gerçekten. Ece gidiyor. Gerçekten kalbime indi. Üzüldüm çünkü. Yemin ederim kalbim çıkacaktı. Ay kalbim. Fakat... Ben şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Mavi takımın istemediği Ece'yi... Kırmızı alıyoruz. Takıma... Alıyoruz. Kırmızı takımın istemediği Kardelen'i... Mavi takıma geçiriyorum. Buyurun arkadaşlar, yeni takımlarınıza dağılabilirsiniz. Kalbim durdu. Hocam. Aşkım gel. Sen yürü kızı, ben yürü kızı herhalde. Olur. Gelmiyor ya. Ay beni de alın. Hoş geldin. Hoş geldin.